Bu videoda çok basit bir sonucu kanıtlamaya çalışacağız. Bu sonuçsa hacimler arasındaki oranın, bunu yazalım. B halindeki hacmin ve A halindeki hacmin, yani bu hacmin bu hacme oranının Carnot çevriminde C ve D hallerinin birbirine oranına eşit olduğudur. Yani bu hacim ve şu hacim. C'deki hacim ve D'deki hacim. Bunu kanıtlamaya çalışacağız. Gayet basit bir sonuç. Hatta şöyle bir baktığınızda doğruymuş gibi görünüyor. Bunu bilmek sizin için yeterli ise videonun kalanını izlemenize gerek yok. Fakat buraya nasıl vardığımızı merak ediyorsanız biraz daha fazla matematik hesabı yapacak olsak da izlemenizi tavsiye ederim. Ancak bence işin eğlenceli kısmı bunun doğru olmasının tatmin edici olması. Bunun yanı sıra adyabatik yani ısı geçirmez süreçleri çalışma imkanı elde edeceğiz. Başlayacak olursak kanıtımız bu ve buradaki D'den A'ya gitmek için kullandığımız adımlar etrafında gerçekleşecek. Tanım olarak adyabatik süreçte ısı transferi yoktur. Adyabatik süreçteki ısı transferi sıfırdır. Esas tanımlarımıza dönecek olursak burada göstereyim. Buradaki adımda ve bu adımda ısı transferi yoktur. Adyabatik yani ısı geçirmez süreçteyiz. Her şeyden izole haldeyiz. İki taraflı olarak ısı transferi gerçekleşmez. Tanımımıza veya termodinamiğin ilk yasasına geri dönecek olursak iç enerjideki değişimin sisteme eklenen ısı eksi sistem tarafından yapılan işe eşit olduğunu biliyoruz. Sistem tarafından yapılan iş Sistem basıncının hacimdeki değişimle çarpımına eşittir. Bu, basınç sabitken hacimde gerçekleşen çok ufak bir değişiklikte de olabilir. Yarı statik bir süreçle uğraşıyorsak bunu yazabiliriz. Basınç neredeyse sabitken hacimde ufak bir değişiklik olur. Burada olan budur. Pekala, süreç adyabatikse bunun sıfır olduğunu biliyoruz. Bu sıfırsa denklemin iki tarafına P delta V ekleyebiliriz. Bu yalnızca adiabatik süreçte geçerlidir. Delta U yani iç enerjimizdeki değişim artı basın çarpı hacimdeki değişim eşittir sıfır. Bakalım bu denklemi kullanarak varmaya çalıştığımız sonuca varabilecek miyiz? Birkaç video önce görmüştük. U yani herhangi bir zamandaki iç enerjinin buraya yazalım Herhangi bir zamandaki iç enerji 3 bölü 2 çarpı n çarpı r çarpı t'ye eşittir. Bu da 3 bölü 2 çarpı pv'ye eşittir. İç enerjide değişiklik olursa bu tarafta ne değişir? Bir şeyler değişmiş olmalı. 3 bölü 2 değişemez. N değişemez. Sahip olduğumuz molekül sayısını değiştiremeyiz. Evrensel gaz sabiti de değişemez. O zaman sıcaklık değişmeli. İşte böyle. Delta U şu şekilde yeniden yazılabilir. Farklı bir renk seçelim. Delta U eşittir 3 bölü 2 N çarpı R çarpı sıcaklıktaki değişim olarak yazılabilir. Tüm iç enerjinin kinetik enerji olduğu durumlarda sürekli söylediğim gibi eğer sıcaklıkta değişiklik yoksa iç enerjide de değişiklik olmayacaktır. Aynı şekilde iç enerjide değişiklik yoksa sıcaklıkta da değişiklik olmayacaktır. Bunu bir tarafa koyalım. Daha sonra değerleri şurada yazacağız. Bakalım buradaki P ile bir şey yapabilecek miyiz? İdeal gaz denklemimize başvuralım. PV, NRT'ye eşittir. P'yi bulmak istersek P eşittir, NRT bölü V. Pekala, bunları bir kenara koyalım ve bu formüle yerleştirelim delta u bu şeye eşittir. Bu da 3 bölü 2 nr delta t. Artı p, ki p şudur, yani artı nrt bölü v çarpı delta v eşittir 0 demek oluyor. İlginç. Burada başka ne yapabiliriz? Nereye varmaya çalıştığımı söyleyeceğim. Bu kısım bize iç enerjideki değişim bölü çok ufak delta t'yi anlatıyor. Bu kısımsa sistem tarafından yapılan işin çok ufak delta T'ye bölümünü ifade ediyor. Her küçük artışla birlikte sıfıra varacaklar. Esas grafiğimize geri dönelim. Burada çok ufak bir delta V'ye bölme var. Daha canlı bir renk seçelim. Buradan buraya varırken gerçekleşen çok ufak bir değişim. Hacmimizde bir miktar değişiklik olacak. Sıcaklığı burada görmüyoruz. İntegrali alırken alan bazında düşünmeliyiz sıcaklıktaki değişikliğinde integralini alacağız sıcaklık buradan buraya gelirken biraz değişime uğrar burada yapmak istediğim şey şu adyabatik süreçte gerçekleşen tüm değişiklikleri entegre etmek istiyorum bakalım bunu biraz basitleştirebilecek miyim her iki tarafı da nrt'ye bölersek ne elde ederiz nrt'ye bölelim bu tarafı da nrt'ye bölelim denklemin her iki tarafında da yapmamız lazım Burada N'ler ve R'ler birbirini götürür. Burada NRT'ler birbirini götürür. Elimizde ne kaldı? 3 bölü 2 çarpı 1 bölü T delta T artı 1 bölü V delta V eşittir 0. Çok küçük delta T ve delta V'lerin de integralini alacağız. Bunu kalkülüs terminolojimizle değiştirelim. Delta T ve Delta V'deki son derece küçük değişikliklerle sonsuz toplam hesaplaması yapacağız. Bunu 3 bölü 2, 1 bölü T dt artı 1 bölü V dv eşittir 0 olarak yeniden yazalım. Unutmayın bu hacimde çok çok küçük bir değişikliği temsil ediyor. Bu da sıcaklıkta gerçekleşen çok çok ufak bir değişiklik. Şimdi sıcaklıktaki ve hacimdeki toplam değişimin integralini almak istiyorum. Hadi yapalım. İlk sıcaklıktan son sıcaklığa doğru gitmeyi tercih ediyorum. Burada ise ilk hacimden son hacme. Pekala. Bu integralleri yapalım. Bu ters türevler termodinamikte karşımıza çok çıkıyor. 1 bölü t'nin ters türevi t'nin doğal logaritmasıdır. Bu da 3 bölü 2 çarpı t'nin doğal logaritmasına eşittir. Bunu son ve ilk sıcaklıkta hesaplayacağız. Artı v'nin doğal logaritması. Ki bunu da son hacimden ilk hacmi çıkararak yapacağız. Burada kalkülüs yapmış oluyoruz. Şimdi burası sıfıra eşit olacak. Değil mi? Her sonsuz küçük değişikliğin toplamı sıfıra eşitse, tüm sonsuz küçük değişikliklerin toplamı da sıfıra eşit olacaktır. Burası hala sıfıra eşit. Bu yeşil kısmı yeniden yazabiliriz. 3 bölü 2 çarpı dedik. Son sıcaklığın doğal logaritması eksi ilk sıcaklığın doğal logaritması nedir? Ts'nin doğal logaritması bölü T'nin doğal logaritmasıdır. Değil mi? Hesapladığımızda Ts'nin doğal logaritması eksi T'nin doğal logaritmasını bu şekilde elde ederiz. Artı diyoruz ve aynı sebepten ötürü son hacmin doğal logaritması bölü ilk hacmin doğal logaritması. Aynı mantıkla yukarıdakileri de böyle yazmış olduk. Ve burası sıfıra eşittir. Buradaki katsayı için logaritmik özelliklerimizi kullanabiliriz. Buradaki 3 bölü 2'yi silip ts bölü t'nin doğal logaritması üzeri 3 bölü 2 olarak yeniden yazabiliriz. Logaritma özelliklerini kullanmaya devam edebiliriz. Bir şeyin logaritmasını alıp diğer bir şeyin logaritmasıyla topladığınızda ürünlerin logaritmasına eşit olduğunu görürsünüz. Renk değiştirelim. Burası ts bölü ti'nin doğal logaritması üzeri 3 bölü 2 çarpı vs bölü vi'nin doğal logaritmasına eşittir. Yorucu bir ispat oldu. Pekala, tüm burası sıfıra eşit olacak. Şimdi ne söyleyebiliriz? Yani e üzeri sıfırın buna eşit olduğunu söylüyoruz. Yani burası 1 olmalıdır. e üzeri 0,1 eder. Şöyle diyebiliriz. Bitirmek üzereyiz. Son sıcaklık bölü ilk sıcaklık. Üzeri 3 bölü 2 çarpı son hacim bölü ilk hacim. 1'e eşittir. Şimdi varmak için epey uğraştığımız bu sonucu alalım. Hatırlarsanız adiabatik süreç üzerinde çalıştığımızı söylemiştik. Ve iç enerjinin tanımıyla başlamıştık. Bunu PV eşittir NRT formülünde yerine koymuştuk herhangi bir zamandaki iç enerjinin 3 bölü 2 çarpı pv'ye eşit olduğunu söyledik. Tüm değişimlerin integralini aldık ve bunun adyabatik olduğunu söyledik. Yani toplam değişim iç enerjideki ve sistem tarafından yapılan işteki toplam değişim sıfır olmalıdır. Ardından logaritma özelliğini kullanarak bu sonuca vardık. Şimdi bunları her iki adyabatik süreç içinde uygulayalım. Öncelikle T1'deki B hacminden T2'deki C hacmine vardığımız örneğe bakalım. Unuttuysanız Karno çevrimi videosunu izleyebilirsiniz. Yukarıdakilerin hepsi sıcaklık 1'de yani T1. Aşağıdakilerin hepsi ise sıcaklık 2'de yani T2. Yani yukarıda sıcaklık 1, aşağıda C hacminde ise sıcaklık 2 var. Bir bakalım sağ tarafta sağ süreçte son sıcaklığımız sıcaklık 2'dir. Bunu yazalım sıcaklık 2. İlk sıcaklığımız sıcaklık 1'di. B noktasında başlamıştık. Üzeri 3 bölü 2. Çarpı son hacmemiz neydi? Son hacmemiz şöyleydi. C'deki hacim bölü B'deki hacim. Burası 1'e eşit olacaktır. Güzel. Adiabatik süreçten aldığımız sonuç budur. Bunun adiabatik olduğunu söyleyen formülümüz vardı. Bir sürü hesaplama yaptık. Ardından ilk ve son sıcaklıkları ve hacimleri formüle yerleştirdik. Aynı şekilde yapalım. Fakat D'den A'ya doğru gidelim. D'den A'ya doğru giderken son sıcaklık hangisidir? Son sıcaklığımız T1'dir. Son hacmimiz ise A'daki hacimdir. Aşağı inelim. Son sıcaklığımız T1. İlk sıcaklığımız ise T2. D'den A'ya gidiyoruz. Üzeri 3 bölü 2 çarpı şimdi formülü buraya yazalım. Son hacmimiz A'daki hacimdir. Buraya geldik. Nereden geldik? D'deki hacimden. Burası 1'e eşit olacaktır. Pekala. Gözleriniz kararıyor gibi olduysa bilin ki bitirmek üzereyiz. Fakat bu ilginç. Hatta sabah mahmurluğuna atmak için biraz matematik egzersizi yapıyoruz. Pekala. Bakalım. Bu ikisi arasında bağ kurabiliriz. Birbirlerine eşit yapabiliriz fakat henüz tatmin edici değil. Bu denklemin her iki tarafının da tersini alalım. Tabii ki bunun tersini alacak olursak t2 bölü t1 üzeri eksi 3 bölü 2 olacak. Yani t1 bölü t2 üzeri 3 bölü 2. Buranın tersi de vb bölü vc. 1'in tersi 1'dir. Burası hala 1'e eşit. Sağ taraf da 1'e eşitmiş. O zaman buranın buraya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burası eşittir. T1 bölü T2 üzeri 3 bölü 2 çarpı VA bölü V'de. Şimdi bunlar birbirine eşit. Bu birden kurtulabiliriz. Bu kısmı sileyim. Birbirlerine eşitlerdir. İkisi de bire eşittir. İkisi de birbirine eşittir. Bu ve bu aynı şeylerdir. T1 bölü T2 üzeri 3 bölü 2. T1 bölü T2 üzeri 3 bölü 2. Bunlar birbirini götürür. Elimizde ne kaldı? Sanırım bitiş çizgisini görebiliyorsunuz. Çok yaklaştık. Elimizde VB bölü VC eşittir. VA bölü VD var. Tam olarak istediğimiz sonuç bu değil. Oraya ulaşmak için biraz basit aritmetik yapmak gerekecek. İçler dışlar çarpımı yapalım. VB çarpı VD eşittir. VC çarpı VA. Her iki tarafı da VD VA'ya bölerim. Sonuç ne olur? Bunlar ve bunlar birbirini götürür. Elimizde VB bölü VA eşittir. VC bölü VD kaldı. Güzel ve basit bir sonuç elde etmek için çok uğraştık. Fakat çirkin ve korkunç bir sonuç elde etmekten iyidir. Bunu ispatlamak için yola çıkmıştık. VB bölü VA eşittir, VC bölü VD. Adebatik bir süreçle uğraştığımız ve ısı değişimimizin sıfır olduğu düşüncesiyle başladık. Formülümüze veya iç enerjideki değişiklik tanımımıza termodinamiğin ilk yasasına başvurduk. İç enerjide bir değişiklik varsa, sistem tarafından yapılan işe eşit olmalıdır veya sistem tarafından yapılan işin negatifine. Bunları topladığınızda sıfır elde edersiniz. Birkaç video önceden vardığımız sonucu kullandık. Herhangi bir noktadaki iç enerjinin 3 bölü 2 çarpı NRT olduğunu söylemiştik. Bu iç enerjideki değişim eşittir bu çarpı delta t'dir. Çünkü değişebilen tek şey budur. PV eşittir NRT'yi kullandık. Sıcaklık ve hacimdeki küçük değişikliklerin integralini aldık ve bu hat üzerinde devam ettik. Devam ederken integrali aldık. Sıfıra eşit olması gerektiğini söyledik. Ardından buradaki formülü elde ettik. İki adiabatik sürece de uyguladık. B'den C'ye, D'den A'ya geldik ve bu sonuçları elde ettik. Ardından bitiş çizgimize vardık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.